Merhaba sevgili gençler, İstanbul Okul Üniversitesi'nden gerçekleştirdiğimiz tercih yayınlarına başladık. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Eğitim Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Aytaş Göğüş hocamız bizimle birlikte. Hocam merhaba. Merhaba. Gençler için çok zorlu bir süreç. Sınav kadar, en az sınav kadar zorlu bir süreç. Doğru. Tercih dönemi biliyorsunuz. Biz de İstanbul Okul Üniversitesi olarak, Aday İlişkileri Müdürlüğü olarak her yıl gençlerin bu zorlu sürecinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Ve onlara bölümleri, fakülteleri tanıtarak kendileriyle ilgili yapacakları seçimlerde yol göstermeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Eğitim Fakültesi de çok çok önemli bir fakülte. Evet. Önce şuradan başlayalım. Eğitim fakültesinde hangi programlar var? Sizin bölümünüzde hangi programlar var fakültenizde? Onları konuşarak başlayalım. Lisans programlarımızda özel eğitim bölümü, okul öncesi öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve İngilizce öğretmenliğimiz var. Evet. Yüksek lisans programlarında da okul öncesi öğretmenliği ve eğitim yönetim denetimi ve eğitim yönetiminin doktora programı var. Var. Hocam şimdi eğitim fakültesi ayrı bir önem arz ediyor. Yani benim için de bir öğretmen olarak ayrı bir önemi var. Ayrıca da bütün toplumun şekillenmesi, yapılanması öğretmenlerin elinden geçiyor. O yüzden öğretmen yetiştirmek çok çok önemli. Siz öğretmen yetiştirirken hangi ilkelerden hareket ediyorsunuz? Nasıl bir yol çizdiniz? Nasıl bir vizyonla yola çıktınız ve neler yapıyorsunuz? Bizim ilk hedefimiz Türkiye'nin ihtiyacı olan donanımlı öğretmenler yetiştirmek. Ama donanımlı derken hem alan bilgileri açısından donanımlı, meslek bilgisi açısından, genel kültür olarak her yönde. Bir de toplumun ve tüm dünyada olan dijital dönüşümün yakalayabilen, kendi ihtiyaçlarını fark eden, o dönüşümün içinde öğrenme ortamlarını kendi öğrencileri ve kendileri için yetişebilen, ona uyum sağlayabilen öğretmenler yetiştirmek istiyoruz. Peki öğretmen olmak için sadece teorik bilgi yetmiyor. Tabii. Yani eminim bu teorik bilgiyi sağlıyorsunuz, bu teorik bilgiyle çocukları donatıyorsunuz ama bir uygulama alanına ihtiyaç var. Her alanda ihtiyaç olmakla birlikte eğitimde de ihtiyaç var. Tabii. Sizin öğrencileriniz bu uygulama alanına fırsatlarını yakalayabiliyorlar mı? Okullarda çalışabiliyorlar mı? Öğretmenlik stajlarını tamamlayabiliyorlar mı? Siz bu konuda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Evet, bizim hem çevre okullarda, hem özel devlet resmi okullarda hem de kendi üniversitemizin de yanında, kampüsümüzün yanında Okan Kolejimiz var. Hem oranın ortamlarını staj, uygulama, laboratuvar gibi kullanıyoruz. Evet. Bazı özel eğitimle ilgili okullar da var. Yani bunun rehabilitasyon merkezleri de var. Rehabilitasyon merkezlerine de gönderiyoruz uygulamalar için. Her öğretmen başına mesela 2 öğrenci veriyoruz. İşte öğretim üyeleri açısından da daha az öğrenciyle birebir çalışmalarını sağlıyoruz. Bu çok önemli. Bizim sınıflarımızın da çok kalabalık sınıflar olmamasının sebebi bu. Gençler doğal olarak meslek seçerken şuna da bakıyorlar. Ben mezun olduktan sonra bu alanda iş bulabilecek miyim, atanabilecek miyim? Sizce bu alanlar uzun yıllar boyunca devam edecek istihdam olanaklarına sahip mi? Kesinlikle sahip. Zaten onları düşünerek bu, yani biz her bölümü açmadık. Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlar düşünülerek yapıldı ve atamaları da yapılabiliyor. Ayrıca şunu da gururla söyleyebilirim ki biz teorik derslerin yanında öğrencilerimizi öğretmenlik atamaları için de hazırlıyoruz. Hem uygulama açısından hani onları yetiştirdiğimizi söylemiştim ama KPSS sınavları olsun, diğer hazırlanması gereken dil sınavları olsun, onlara da yardımcı oluyoruz, hazırlıyoruz ve son yıllarda baktığımızda çok iyi derecelerde aldı öğrencilerimiz KPSS sonuçlarında. Şimdi gençler bir yandan da diyor ki ben öğretmen olacağım, acaba öğretmen olabilir miyim? Öğretmen olmaya kişilik özelliklerim uygun mu? Sormuyorlarsa da mutlaka sorsunlar bu soruyu. Her bölüm için sorsunlar, öğretmenlik için bir kere daha sorsunlar. Hangi kişilik özelliklerine sahip gençler öğretmen olmayı tercih etmeli? En önemli özellik bu işi yapmak istemeleri, bu işi iyi niyetle yapıyor olmaları, kimseye zarar vermemeleri. Yani yaparken hep şunu dikkat ediyorlar. Yani ne yaparsam başkasına zarar veririm. O zaman orada durayım. Bir sorayım başkalarına, öğreneyim, geliştireyim kendimi. Ondan sonra yol haritamı çizeyim. Sizin fakültenizin yurt dışı bağlantıları neler? Öğrenciler bir dönemlerini yurt dışında geçirebiliyorlar mı? Erasmus'a katılabiliyorlar mı? Katılırsa şimdi eğitim fakültesi olduğu için bu ders saydırma, burada derslerin geçerliliği mümkün mü? Bu süreç nasıl ilerliyor? Anlaşmalı Avrupa'yla özellikle anlaşmalı üniversitemizin yaptığı anlaşmalar var.
isteyen öğrenci başvurabiliyor. Öğretmen olmak isteyen gençler sıralamalarını görüyorlar şu anda. Hı-hı. Puanlarını görüyorlar, karşılaştırıyorlar, bakıyorlar. Tam burslu programlarınız var, yarı burslu programlarınız var. Bunları seçebilirler. Tercih bursları var yarı burslu programlarda. Tabii. Onlara da mutlaka baksınlar, hatta gelsinler. Burada birlikte o seçenekleri değerlendirelim. Kampüsü gezerek, burada bizim uzmanlarımızdan da destek alarak tercih yapsınlar. Peki neden İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni tercih listesine, üstelik de üst sıralara yazmalı bir genç arkadaşımız? Akademik danışmanlık konusunda biz çok iyiyiz. Çok iddialıyız yani. Öğrenci gelir gelmez biz o öğrenciyi, şimdiden hatta aday öğrencilerimize tanışıyoruz ve onları takip ediyoruz. Neden buradasın? Kendinde ne gerçekleştirmek istiyorsun, niye buradasın, bunu çok iyi belirliyoruz birlikte ve onlara ulaşması istediği hedefe de rehberlik yapıyoruz. Bu konuda akademik danışmanlık artı güçlü akademik kadro, hem yurt dışında hem yurt içinde deneyimli, uluslararası çalışmalar yapmış, araştırmalar yapmış. Mesela ben kendimden de örnek vereyim. Lütfen. Hem Türkiye'de öğretmenlik deneyimim var. Amerika'da yüksek lisansımı, doktoramı yaptım. McGraw-Hill Company'de çalıştım. Syracuse Üniversitesi'nde çalıştım. Çok değişik eğitim projelerinde Amerika'da çalıştım. Sonra Türkiye'ye, hep hedefim Türkiye'ye gelip güzel öğretmenler yetiştirmekti. Evet. Şimdi onu gerçekleştiriyorum. O hayalimi gerçekleştiriyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili gençler, üniversitemizden, İstanbul Okan Üniversitesi'nden yapacağımız yayınlar devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.